Ayı yanında bu dalda. Ayı gelmiş dala bir tane armut koparmış. Ayı şimdi de bakıyormuş acaba iyi mi diye. Böyle armut koparmış böyle tutunca adam öbür daldaymış. Sağ ol ayı demiş ben yemem demiş. Otudan. Ayı da korkuna düşmüş, çatlamış, ölmüş orada. Anlamadım. Ben yemeğimi atamadım. Ben konuyu atamadım. Şey, Cihan torunlarında var mı lan yok? Yok. Gökhan olsun. Haydar var, Haydar. Çok. Bizim böyle. Her şeyden abiyle söylüyor. Evet. Onun kafasından gittik, baltayı aldı. Çok yaramaz çocuklarmış bunlar. Aşma yapma. Aşma yapma. Hüccan gitti geldi, yok Haydar dedi. Dedi, baltayı ne dedi? Suazı verdi dedi. Lan bu vardı Suaz diye bir çattan var. Bir doğuşu var ama. Bizim de bunun sinirine gitti. Bunu odaya içeri aldık 12'sinde. Bu analarıyla beraber. Şimdi Naci aldık. Orasına vurduğumuzu atıyor. Götürdük bir de gömdük. Akşam oldu şey Saadet çocukları bakıyor. Bizim çocuklar nerede? Dedik kestik ağırıya gömdük. Tabii abi. Bu da bu kadar. İnsan beklentisine düşüyor. Şey amcam kendi kapının önünde bekliyor. Babam bizim kapının önünde. Öteki kapının önünde. Rahmetli gelmem. Sabah kalarmış ahura giderken gelmiş. Hey kullar olduğum Allah. Bana bir kapısı rengiyle bir motor odun ver diye. Her sabah aşağı inermiş. Bunu da Hüseyin amcayla Yılmaz duyuyor. Şunun amcası. Tok Yılmaz diyeyim daha doğru. Tok Yılmaz söyle, her şeyi abi yapsın. Tok Yılmaz'da bir tane kaldı frengi varmış, bozdu. Sabah erkenden hem mahura en iyice götürüyorlar. Kapının ağzına bırakıyorlar. Lan hem de mahurdan geliyor ki bu kapı frengi. Hey kurban olduğum Allah diyor. Kapı frengini verdi, bir motor da odun ver diyor. Bizim bir tane amca doktorumuz vardı. Yeni Bosna'dan şey geldi. Bu bahçenin olduğu yerde. Ve onun karşısında bir tane doktorumuz vardı. Bunlar bir tane genç çocuk yemek yerken ne olduğunu bilemez ölmüş. Bunlar bir tane genç çocuk yemek yerken ne olduğunu bilemez ölmüş. Adam başlığı kesmeye. Genç ya, yemek yerken öldüğü için. Ondan sonra diyor ki, karnından bu makarnalar çıkıyor. Yemek buldum diyor. Oy, karnından çıkarıyor makarnayı yiyor. Ondan sonra öteki baha kalıyor. Yesene, sıcacık makarna, biz aç değil miydi? Ya diyor, sen devam et. Neyse, yedik karnı doyuyor ya, kenara çekiliyor. Bakalım, bu sefer başlıyor istifar etmeye. Bu sefer geri dönüyor, o kustuğunu da öbürü yiyor. Ben dönüyorum diyor, sen demiyordun be oğlum, Çinici bunu yiyor.
Demek ki makarna soğuktu, şimdiki makarna sıcak. Ay bu ne iğrenç bir şey. Ben şimdi işte sabahın köründe yayladan köye iniyormuş. Daha gencim diyor. Hevekeller de yeni diyor, yayladan diyor köye göçüyorlar diyor. Lan diyor, aşağı kayboynumu eteklerini indim diyor. Tak ses geliyor diyor. Şu adamını siktiğim devletine kim vurur diyor. Çalının dibine saklanıyor. Dipleriz ona bir cevap. Hafiften diyor, uçmaya da başladı diyor. Lan diyor. Yanaştı diyor. Anlatıyor, bir korkudan ev geldi diyor. Önüne çıktım böyle durdum diyor. Lan bir baktım ki ay diyor, o da benim önüme durdu diyor. Dili, dişim kilitlendi diyor. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum diyor. Düşünürken. Allah aklıma geldi diyor. O anlatırmış, ay ya. Bu kadar. hepiniz gençsiniz ama eskilerin ne yaptığını, ne yaşadığını hiç bilmiyorsunuz. Eskiden yaylalarda koçerken, yaylalarda inerken çeni güzeldi. İhtiyarlar gençler hiç fark etmez yani. Aynı böyle toplanırlardı, çatma taşı yakarlardı. Televizyon yoktu, telefon yoktu, bilgisayar yoktu. Ondan sonra o ne kadar yaşlı varsa kimi kimine evlendirerek birisi teneke alırdı eline, davul yapardı. Birisi yayıya yoğurt koydukları süze zurna yaparlardı. Hocam gel. Haddettiler kimi dediler ki Kulüs Salih'le dediler, Güney'i evlendirerek dediler. Allah'ım diyoruz. Allah'ım diyoruz, biz bir şey yapacağız ama. Özür dilerim. Diyor ki, tamam şimdi eşeğe gelin arabası yaptılar. Her şeyi süslediler, ne kadar görsen ama çatma taşını bir yaktılar ki yaylanın ortasında o biçim. Biz de dedik ki, bize çocuğuz ya işte o zamanlar, şu kız gibi bunları belki kapacağız. Bizim köyde karnım birisi hiç durmadan yağım bu kadar var, çikolatam bu kadar var, şunu şöyle ettim, bunu böyle ettim, övünerekten geziyor. Dedik ki siz neyse millet eğleniyor, gülüyor, oynuyor, düğün yapıyorlar. İhtiyarlar eşeğe bindirdiler, obanın ortasına gezdiriyorlar. Biz gittik şimdi bu karının evine girdik mi? Ne kadar güzel çikolatalık varsa, ne kadar yağ varsa, ne kadar neyi varsa... O zaman hiç katılır. Tamam devam. Biz bunların hepsini aldık hepsini boşalttık. Aldık boşalttık, anlattık, danalarından koy verdik. Danalar bilirsin, sen bilirsin, bundan bilmezsin. Çadırların içindeyiz dana. Danalar da koy verdik ineklerin yanına. Neyse düğün oldu, biz de milletin içine karıştı. Bir şey daha yaptım da yaptık biz ama onu söyleyemiyorum. Çok kötü bir şey yazmış. Vallahi evet, çok kötü bir şey. Ondan sonra, neyse biz dedik ki, o kadının adı, dolabı eve gitmiyorum. Hani herkes dağılıyor, gelmişsini götürüp yalnız yatıyor ama. Sabahleyin de koşlar, millet koşacak sabahleyin. Dedi ki anam dedi, dananın biri dedi, çok hastaydı, bir gideyim bakayım. Gitti baktı ki kapısı açık. Sütü bir döktük, yatağın o başına bu başına kaldı. Eve baktı ki ben de yani, sütü. Eyvah dedi, çekilse benim evime gitmiş. Öyle ama tuttu yağına baktı, çükeline baktı, onlar. Anam dedi, bokların dedi, çükeliyim, yağım gitmiş dedi, başladı. Senin içinde böyle kızdırmanıyım. Eşim diyor ama biz artık hiç size görüyoruz. Kadın aklını çıldırıyor. Söyleseniz sizi geberdecek. Yani sığmayacak. Neyse biz onu götürdük eve, şimdi arıyor. Şunun dedi, hanım orada dedi. O da yetişti, bağırıyor. Aynı Süleyman emminin aynı şey aldığı gibi. Koşuldu, değil mi? Lamba götürmüş de geçti, orada anlattılar zırca. Aynı onun gibi. Bir de toplandı karnının başına. Bu sefer de biz aşağıya indik. Kulüs Salih'le Güley'i aldık, ortada sormuştum yaylada, büyük yaylada. Güley'i aldık aşağı, bulup ayağına indirdik. Bu sefer dediler ki, Kulüs Salih'le Güley nereye gitti? Onu arıyorlar. Dedik ki hiç kimse bilmiyor. Anam dedi, bunlar aldı başını gitti yıkaya doğru eşeklerini. Eşeklerini gözünü bağlamışlar. Yani bire kaçmasın, bir şey yapmasın diye. Neyse biz bu çikolatları yağlar çıkarsak mı çıkarmasak şimdi suçtu. Dedik ki gel dedi, terörcüler dedi, herhalde yukarı doğru gidersen biz gördük dedi. 6-7 tane kişi vardı artık, yalan söylemeye başladık yani.
Çünkü elifleri götürdük çadırın arkasına bıraktık. Yağlar da bıraktık oraya ama kadın çırpınıyor. Durdurmamıyor. Köyde obada ne kadar adam varsa küçük elik yağ arıyor. Diyorlar ki kim yaptı, kim kayboldu ortadan. Çocuklarınki yağın hesabını mı oturdu? Ama şimdi yok. Ama şimdi kadın kapısını kilitlemiş, topluma gelmiş. Düğün yapıyorlar, eğlence yapıyorlar yaylada. Neyse dediler ki bu şey eğlencenin içine kim kayboldu? Bak 5 tane. 5 tane. Kim var? Sen dedi. Yemin seni dedi bacaklarından, çamından da takacağım. Ben şimdi çükele düşünmüyorum. Annem gerçekten bunu bana yapacak mı acaba? Annem he öyle bir şey yapacak mı dedi. Vallahi dedim anne ben sana bir şey söyleyeyim. Ben yapmadım ama dedi. Tabii ki de kızlar yaptı. Görüyorum ne o ya? Nasıl yakalım ya? Kağıdı... Bölüm çekeceğim. Kağıdı, tabii köylerde paylaşımı yoktu. Kim? Allah beyaz ekmekten normal çarşıdı. Kağıdı, karnımızı bu güzel doyurdu. Köyde hiç kimse yok. Ekranı var. Bunlar keçeciye kurban götürdü. Şimdi, yani işin de orta şerhanın sakalını soyuyor. Annenin atanı soyuyor. Ama kazı yaptırmış bunu. Birimizde kazmayı, birimizde baltayı, ben, Elvan, Mahsun'u bir de Sıraz'ı. Bakalım duvarı. Kerem geldi. Sıraz'ı geldi. Kağıt paraları, böyle kuru dinliyor, bilmem bisküvi falan işe yarayacaklar. Hep aldı aldı götürdü evine. Bir de ayağımıza çetik giyiyor o. Yazlık ayakkabılardan bilmem şunu giyiyor. Yok ya. Bunu kamaraya atmak gibi yani. Onu kamaraya aldık cebimize koyduk. Kamaraya koymuyor musun? İçeride çekeceğim bu sonra. Götürdük biz de paraları bahçeye taşıyoruz ki büyüsün diye. Çoğaltık paraları. Şöyle geldi ki bak altı gümüş kim vardı bunlar. Köyde de o zaman bir mısır tablası var ki adam boyunu aşıyor, bulma imkanı yok. Gittik mısır tablasına saklandık, babam da öyle bizi bakıyor. Sizin para. Ulan haydi yürü şurada. Çankayı da. Lan çıktı ortaya, ben çıkmadım. Gece saat 1.30-2 yolda gittim hazıra. Babam yatmış, anam buna yerden rahat edilmiş, böyle benim bakıyorlar. Ahıra geldiler, mehlinin içine gittim, anam burada yok dediler, gittiler. Sabaha kadar dışarıda yattım, bir gün sonra, tabi hırsızmış, şeye gönderiyor, altlama. Ki rahmetli Kürden'in ekmeği var, onlar da harmanda. Gittik o zaman da altlamın mısırlarını yoldurdu. Bunu kim yapıyor? Bir sınıf yapıyor. Yok, Elvan'dan bir. Bunlar da bir uslanmıyormuş ki adam bu arada bir şeyler yapıyorlar. Batırlar, sonra yoldu, hiç. Ekmeğe falan gitmedik. Ekmeğe falan gitmedik. Geri geldik saat 9.30 10 gibi eve. Böyle böyle dedik işte, selamlar var. Dedik, birazdan mısır gönderirler dedik. Ben dedim öyle, babama verdik. Bir şey yedi. Elvan da sakladı. Dışarıda eşekler yemiş. Dedi ki oğlum dedi, bu mısırlar nereden aldı? Dedi, Elvan, Ali dede verdi. Bak yalan söyleme dedi ona. Yalan söyler de bulurum, bulurum dedi. Yok dedi. Şey lafı dedi. Sabah kadar kalktı, kalktı. Şerali geldi dedi ki, İlvan vardı, çocukların gününe dedi, saman atardı motora. Elvan motorda saman çiğnerken düşmüş, onu da düşmüş. O kadar. Ama kemerim var. Allah'ın içine gitti. Ben beyaz ekmeği getirdim Hüsniye yenge. O da Ali Zavi ile nişanlı. Ulan ekmeği getiriyor biz koynumuza koyuyor. Yemi yok da. Hiç görmüyor ya. Ulan getiriyor bak ekmek yok. Bir Elvan koyuyor koyuna, bir ben koyuyorum. Burada sağlı yok burayla. Ben seviyorum. Yemiyor musun? Ben de değil. Giderken yerim diyor. Şimdi çok yemek diyor. Yiye bir ekmek yerler. Daha ne yiyecekler? La 3-4 tane ekmeği koyduğunda doldurduk. Orada kalktık kaçtık. Bir şey derler diye. Bu da bu kadardı. Yeter daha ne olacak? Bir para büyüdü mü? Para büyüdü mü? Ben canlı tuttu. Daha ne bekliyoruz? Yasin abi bunların başıymış bunlar. Yürüyün askerleri. Adamı başlamışlar. Hadi gideyim yavaş. Kömüş gücü yok, mal gücü yok. 10-15 tane çocuk yok yani. Kalabalık varmış. Çok kalabalık. Biz o zaman tabii dünyada yokmuşuz daha. Bu... Ne yapacağız? Kağıt adamları yürüyorlar. Yani olaylar.
Düşman da aşağıda geliyor. Ben ateş diyeceğim, yağmur gibi taş yağdıracağım. Atmayanın acağına döverim diyor. Saçma saçma konuşma. Nerede 33 yaşında? Yağmuruna hayır sonra beni adamlar geliyor bir de askere bir ateş. Yağmur gibi taş yağdırıyor. 28 adamlar oradan geçemedi. Tabii. Artık buradan ondan ben öldü. Bilmiyorum neden öldü. Tepki hafta sürmedi. Korkutan öldü. Abim ben öldüm. Ali'nin bakkalını yine soymuşlar. O zaman rahmetlik Songül de varmış. Bizimkiler geldi birer kalem koymuş Songül. Demiş ki bana da siz hiç almazsanız siz de bir şey arayacaksınız. Ayrıca bir de...